Herkese selamlar, merhaba arkadaşlar. Yeni bir Dota 2 videosu ile karşınızdayım. Bu bölümde Lich oynuyor olacağım. Bu gördüğünüz karakter çok güzel bir destek. Post 5'te oynanıyor. Sizlere bu karakterin hemen yeteneklerini tanıtacağım. Oyun içerisinde de güzelce izlersiniz. Çok tatlı kostümleri vardı, hemen aldım. Çok havalı duruyor. Yetenek setlerini sizlere tanıtayım. Oyuna yeni başlayanlar için gayet güzel bir şampiyon. Eğer oynayacak destek arıyorsanız basit yetenek setlerine sahip rahatlıkla Lich'i tercih edebilirsiniz. Öncelikle Lich'in yeteneklerinden şöyle birazcık sizlere bahsetmeden hemen bütün şampiyonları bir 30. seviyeye yükselteyim. Evet. Lich'in Q yeteneği attığı zaman merkezi burası olmak kaydıyla şu gördüğünüz daire şeklindeki alana bir hasar vurur. Ve çok hafif yavaşlatma etkisi uygular. Yani oyunun başlangıcında bu yeteneği açıp sürekli düşmanı dürtebilirsiniz. W yeteneği hasar azaltması veriyor. Yani W'yu attığınız zaman bir adam hasar yemiyor gibi. Bakın, hasar azaltması 1. seviyede %40, 2. seviyede %50, 3. seviyede %60, 4. seviyede %70. Bir de bu hasar azaltmayı hüner ağacı üzerinden 10. seviyeye ulaştığınız zaman %10 daha fazla olacak şekilde arttırabiliyorsunuz. Yani W yeteneği gerçekten doğru zamanda atıldığı zaman ölümsüzlük veriyor diyebilirim. Gayet de güçlü bir etkisi var. Bunu takım arkadaşlarınıza ya da kendi üzerinize kullanabiliyorsunuz. Ya da dost creeplerin üzerine. Şöyle kendi üzerime kullanacağım. Gördüğünüz gibi her saniye böyle hem düşmanları yavaşlatan hem de saniye başına hasar veren bir etkisi var. E yeteneği mükemmel bir yetenek. E yeteneğini bir düşman karakterin üzerine attığınız zaman ona korku uyguluyor ve size doğru çekiyor. Yani çok yeteneği böyle odaklanarak tamamlanan yetenekleri counterlıyor. Counter yani ne demek counter? Counter'ın Türkçesi neydi ya counter? Karşı saldırı. Karşısında yapılan şey counter. Evet. Yani şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Bir Spirit Breaker. Bunun en çok counterladığı şampiyonlardan biri Spirit Breaker. Bu Spirit Breaker, şunu kaldıralım. Bu şampiyon şöyle birine Q attığı zaman böyle geliyor ya, hop bastı. Ne oldu? Kafa atamadı. Normalde kafa atacak olsa bak şöyle yapması gerekiyordu. İzleyin. Oyunu buldu. Dota Plus'ın en güzel faydası. Ultiyi de gösteremedim. Ultiyi de LoL oynayanlar bilir. Brand'in ultisi. Birebir aynı diyebilirim. Buz versiyonu atıyorsun. Çip 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 çip. Minyon dahil olmak üzere sekiyor. Sektikçe hasar vuruyor vesaire. İki düşmanı yan yana gördüğünüz zaman pıtı 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 öldürebiliyorsunuz. Tabi daha detaylı oyun videoları gelecek. İllaki gelecek. O yüzden merak etmeyin. Ben tam destek olduğum için direkt aldım Lich'imi. Çok seviyorum bu çarı. Oyunun başlangıcında bir tane Clarity mana iksiri, bir tane Healing Slave, Healing Sail. Evet, Healing Sail. Söyleyemedim işte. Can potu. Bu can potunun olayı şey bu arada. Aynısı mana potu için de geçerli. Bunu bastığın zaman kısa bir sürede bayağı bir HP dolduruyor sana. Şu da aynı şekilde mana dolduruyor ama bu biraz daha uzun sürüyor. İkisinin ortak bir özelliği var. Eğer ki bu iksirleri üzerinize kullandığınız süreçte hasar alırsanız bunların etkileri hemen kapanıyor. Dolmadan bitiveriyor. O yüzden bu iki iksiri kullandığınız zaman geride durmanız lazım. Bu şey tango için geçerli değil. Biliyorsunuz tangolar ağaç yemenizi sağlıyor. İki tane de Iron Branch alıyorum.
Burada gördüğünüz gibi ağaç dalları var. Artı bir tüm özellikler veriyor. Bu Iron Branch'leri aktif eşya olarak kullanabiliyorsunuz. Tıklayıp bir yere tıklarsanız haritada ağaç diker. Belli bir süre sonra kaybolacak bir ağaç. Bu ağacın içinden geçilebiliyor aslında. Bir duvar olarak saymıyor. Yani bu ağacı dikeyim, Mars ile o ağaca düşmanı saplayayım gibi bir şey yapamıyorsunuz ne yazık ki. Ama o ağacı Tango ile yiyecek olursanız sizlere daha uzun süre sürecek olan bir can yenileme etkisi sağlıyor. Yani eğer ki pot alacak paranız yoksa ve üzerinizde az kaynak kalmışsa, canınız da azsa ağacınızı şu şekilde Iron Branch ile dikip Tango ile yediğiniz zaman daha iyi bir etki alabilirsiniz Tango'dan. Velhasıl son eşya olarak Magic Wand'ın alt eşyası Magic Stick alacağım. Param da zaten bitmeye yakın. Kendi takımımın kazanacağını tahmin ettim şöyle bir. Evet, tane tane anlattığım güzel güzel sizlere bu oyunun tadını çıkarın. Post 5 şampiyonlar oynuyorum çoğunlukla çünkü Post 5 şampiyonlar yetenek seti olarak en kolay olan şampiyonlar. Tabii ki destek rolü oyundaki en zor roldür. Unutmayın, sizler belli bir dakikaya kadar oyunun taşıyıcısını sırtınızda taşırsınız. O bir yerlere gelirse o da oyunu taşır. Yani bütün yük sırtınızda. O yüzden öyle bir senaryo var. Pacımız varken agresif oynamadık. Biraz karşıya gidip bir şeyler yapabilirdik. Yalnız takımımız pasif kalmayı tercih ediyor. Güzel. Ben üst tarafa doğru gideceğim. Yalnız şurada bir sıkıntı yaşayabiliriz. Çünkü şurada altın çıkacağı için oyunun başlangıcında orada durabilirler. Bir tane de ben vurmazsam içimde kalır. Vuramadım, içimde kaldı. Evet. O ikisi oraya onu almaya gittiyse muhtemelen şu altını almaya giden yoktur. Buradaki bekliyordur. Evet. Şu altını alıp koridorumuza gidiyoruz. Muhtemelen Kerimiz birazdan TP atacak. Bu hiç hoş olmadı. Neyse biz sola exp alalım. O ne orada? Rubik bizi darlıyor. Küçük küçük. Başlangıç olarak Q yeteneğini açacağım. Bir tane şeyi tek başımıza almış bulunduk. Yanımda Weaver var. Pos 1 olarak Weaver gelmiş. Pos 1 carry demek arkadaşlar. Carry'nin görevi nedir? Carry oyunu taşır. Destek de ona destek olur değil mi? Güzel. Destek kavgası birbirine saç baş giren böyle zayıf kızlar gibi oluyor ama kavgayı önermiyoruz ama izlemesi zevkli oluyor. Bu söylediğim birazcık sadistçe miydi bilmiyorum ama öyleydi. Ne yazık ki. Abi kız kavgası güzel ya. Tabi aşırıya kaçmadıkça böyle. Şöyle hafif hafif ittiriyorum. Minik minik yeteneklerimizi kullanıp bir tane tango ile ağaç yiyeceğim. Gördüğünüz gibi üzerimde tangonun etkisi var. E yeteneğim ile tutabilirim. Arkadaşa saldırması gerektiğini söyledim. Slardar'ı öldürmemiz lazım. Yani o vurdum ona değdi mi? Güzel üzerime mana iksirimi bastım. Bir de tango yedim. Geride duruyorum.
Çok güzel. Hemen bir tane de şuna vursam manası bozulacak. Çok güzel. Bakın gördüğünüz gibi üstüne bastığı iksiri gitti. Şu an için W'ye fazla gerek yok. Çok güçlü bir yetenek ama oyunun başında karşıyı dürtmek istediğim için onu geliştirmeyeceğim. Ring of Basilius'u aldım. Bu bize alan olarak mana kazandıracak. İlk eşyamız bu Ring of Basilius ile yükselteceğimiz Arcane Boots. Arcane Boots güzel bir eşya. Aktif olarak mana basmamızı sağlıyor. Şuradan iki tane Clarity alabilir miyiz? Bir tane Tango. Tamam. Şimdi şurada mavi totemlerden de ne şekilde hop. Bir tane de ara hasar verdim. Şimdi kaçıyorum. Güzel, benim Kerim karşıyı kesti. Çok güzel. Eğer ki Q tutturabilirsem çok vururum. Hop öldü. Çok mükemmel. Çok mükemmel. Kerim'e kastırdım. Aslında gayet zevkli bir oyun dönüyor. Destek olarak görevlerimi tam yerine getirdiğimi söyleyemem. Çünkü arkaya gidip şuradaki minyonları istiflemem gerekiyordu. Özür dilerim, orman yaratıklarını. Arada bir... Hasar azaltması da bastım ama... Güzel, öldürebildik onu. Şuradan üzerime hemen mana basıp buraya doğru gelecek arkadaşımın yanına doğru gitmeye çalışıyorum. Yardımcı olur muyum diye. Yok, saldılar. Çok güzel, kule altı kilimizi de aldık. Yanımda çok güzel oynayan bir arkadaşım var. Çok mutluyum bu yüzden. Şu potunu da ağzına vereyim. Bir tane de tango vereyim. Canı azaldığı zaman kullansın. Ring of Basilius'tan kaynaklı. Burada çok güzel şey yapabiliyoruz. Buraya bir arayıcı göz atacağım. Şimdi arkadaşlar, bu eşyaların... Çaldım galiba. İyi, çalamadım. Güzel oldu. Ya şimdi Kill Secure denen bir şey var. Adam orada öleceği zaman ben ona yetenek kullanmaya, vuruş yapmaya devam ediyorum. Olur da bilgim dışında olan, üzerindeki envanterinde bulunan bir eşya ile anlık bir HP kazanırsa bu HP'den dolayı kaçmasın diye. Çünkü bu durum bizi kötü etkileyecektir. Bunu istemiyoruz. Yani skoru güven altına almış bulunuyoruz böyle yaparak. Of, bende kaldı. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. O büyük katapultu öldürmek zor. Şimdi sizlere şundan bahsedeceğim. Bir eşyaya shift tuşuna basıp sol klik basarsanız sol alt kısma o eşyanın alt parçaları gelir. Bakın, bu eşyayı almak için ne gerekiyorsa alt tarafa onun alt parçaları geldi, gördünüz mü? Ben bu eşyayı almak istiyorsam şöyle Ring of Basilius'un üst eşyası olan Arcane Boots. Çok güzel. Bir slow. Bir tane de tango vereyim. Bir de mana basayım. Kendime de mana basayım. Şöyle hafif hafif dürtmelere devam ediyorum. Öldü. Bu mana kazanmasın, bir normal vuruş. Potunu da iptal ettim. O bana vurmadı. Gayet güzel bir MMR'dayım. Şu anki bulunduğum noktadan çok mutluluk duyuyorum. Evet. Hemen üstüne doğru şuradan gidip... Ha, onu da öldürdük. Çok iyi oldu. W'un hasar kısması çok başarılı yerde etki ediyor. Gerçekten. Şunu da alalım. Weaver'ımız da iyi değerlendiriyor. Şurada Nilüfer var. Onu alırsan iyi olur dedim. Evet. Gereken bütün eşyaları... Oh, Slardar var. Ona ben hafif hafif buradan dürteceğim. Gitmesi lazım onun. Galiba Weaver'ın iki saldırı modeli var. Bir tanesi yakından vuruyor, bir tanesi uzaktan.
İşte bir Lich çok kasarsa böyle can sıkıcı şeyler yapabiliyor karşı carry'nin oyununa. Ben normalde dakika 1.58 vesaire. Dur, manamız var. Çok güzel. Hop, ulti. Öldünüz. İkisi de öldü. Ölünce sekmedi yetenek ama yapacak bir şey yok. Hop. Bir vuruş daha. Çok iyi. Double kill aldım ama bu bizi öldürecek gibi duruyor. Hop, kaçtım. Benim carry öldü. Ben kaçabildim mi? Evet, Muerta. Güzel. Biz de kaçtık. Oh. Bizim mid laner gelmiş. Desteğe. Oo. Evet. Destek eşyam şöyle, ayakkabıyı bir aldım. Ben yanımdaki keriden çok memnundum. Umarım bu değişmemiştir. Where is the Weaver? O top lane'de solo queue kasılmaya devam etsin. Ben bir tane force staff alacağım. Evet, şuraya doğru. Benim Kerim'in yanına doğru. Kerim nerede? Ben orada abicim. O adamı kastırdım. Bırakamam artık yani. Yanında duracağım ki o adam iş görsün. Öyle bırakmak, gitmek. Götünden ayrılmayacaksın. Olay bundan ibaret. Totemlemesini yapacaksın, görüşünü vereceksin. Adam ne güzel efendi efendi oynuyor, her şeyini yapabiliyor. Sen bu adama niye destek olmayasın, değil mi? Şurada bir görüşü varsa bir kıralım hemen. Yokmuş. Çok güzel bir ulti oldu benim için. Bir mana bastım. Güzel silence'ladı. Çıkamıyorum. Slow attım. Uzaktan yapıştırıyorum 2-3 tane. Çok güzel. Mükemmel oynuyoruz lan. Birlikte. Wow. Çok iyi. Öldük. İşte. Yani bura high ground. Şurada kule var. Oraya öyle girmek çok sakat bir davranıştı. Bayağı bir altın verdik. Ben Kerim'den daha fazla altın vermişim bu arada. Üzerimi şuradaki totemlerden alıyorum. Bunlar göz olarak geçiyor ama ben totem demekten vazgeçmeyeceğim. Yanlış olsa da izleyicilerim daha rahat anlasınlar beni diye. Şöyle şimdi Kerim'i izleyeceğim. Kafama göre TP atmıyorum. Onun bana ihtiyacı var. Onu biliyorum o yüzden. O şekilde onun TP'sinin gelmesini bekliyorum. Nereye gidecek o? Bota mı gidiyor? Top lane'e gitti. Şu top'a biz de gidelim. Ona görüş sağlamak, hizmet etmek, yardımcı olmak benim amacım. Çünkü bu oyunda en çok benim halimden, derdimden anlayacak kişi o. Evet, desteğe ihtiyaç duyduğumda en çok yanımda olacak kişi o. O yüzden onu bırakmamalıyım. Şuraya bir göz koyalım. Geleni gideni görelim. Arkadaşlar, bu totemlerden sarı olanı etrafı gösteriyor. Mavi olanı görünmezleri gösterenleri gösteriyor. Ben de kaldı. Sıkıntı yok. Ah. Bak, Muerta'nın geldiğini görebilmiş oldum. Şöyle üstüme kullandığım iksirimi hemen bir basayım. Geliyor onlar garip bir şekilde. Kule altı girecek mi acaba? Aa, kule altı deneyecek. Wow, çok vurdu. Çok fazla vurdu bu arada. Üst kuleyi istediklerini düşünüyorum. Burada 3 kişiler.
3 ve 2 atmayacağız. O yüzden o bölgeyi terk ettim. Yanımdaki carry benden daha iyi pozisyon almayı bildiği için ben onu takip ediyorum. O adam daha iyi şekilde bize oyunu kazandıracak pozisyonlar aldırabilir. Hafiften de geri duracağım. Onun mobility yetenekleri var. Benim yok. Ona ithafen daha şeyim. Uf, bu dürten saldırılar beni bitirdi ya. Kuleyi çok... Evet, bizim... Yani altını buna dayamak vermek istemiyorum ama... Bir orta koridorda bir şeyler oluyor. Şurada bak şu var. Ona vurduk. Ne oldu, ne değişti? Çok güzel. Çok güzel. Orada hemen kill aldım. Bir force staff'ımı yapıştırdım oraya. Çok tadında oldu. Dibindeki bir tane minyondan sektiriverdi multiyi. Şurası tehlikeli. Oraya gitmeyin diyoruz. Wow. Oh. Rubik benim ultimi çalmış. Ultiyi bekletiyor. Vay babam vay. Tahmin etmiştim ultimi en son atarsam çalacağını. Aha, Ancient Apparition'dan bir ulti geldi. Aa! Araya gitti adam. Bizim carry'e tek attı. Wow. Ne almış bizim carry? Ona bir bakayım. Bakalım. Boot almamış. Boot alsa, ayakkabı alsa iyi olurdu ama onun için bir bildiği vardır deyip es geçeceğim. Glimmer'in cape alacağım. Şu totemlerden alalım, birazcık ihtiyacımız olacaktır. Aa, bu alan vuruyor değil mi? Ya Allah. Bu arkadaş bu kadar hızlı nasıl görünmez oluyor sürekli? Aklım almıyor ama oluyor. Galiba Weaver'ın bir yeteneğini almış durumda. O yüzden öyle şeyler oluyor. Weaver gibi sürekli görünmez oluyor arkadaş. Rubik can sıkıcı bir karakter. İki tane yani... Şuraya da totem atalım. Ya durma artık. Kafama çaldılar gene bir şey. Oh. Your top tower is under attack.
Evet, oyun birazcık zorlaşmaya başladı. Oyunun başında gayet darladım adamları ama ne yaparsın? İşte yavaşça late game'e doğru gidiyoruz. Midrange önce, ardından late game. Kerenin peşinden ayrılmak da bizi kurtarmıyor. Bir eşya vardı, onu inceleyecektim ben. Şu aldığım eşyanın üst eşyası Guardian Graves. 50 hareket hızı veriyor. 45 hareket hızı. 5 fark var. Başka? 4 zırh. 1,5 mana yenilenmesi. Can da veriyor bastığında. Yani buna gerek var mı? Bizim ormana girerler mi ki şu an için? Bilemedim. Şöyle bir aşağı tarafa doğru gidelim. Aşağı tarafa şuraya bir totemleme yapacağım. Üstüne iki defa tıklayınca diğerine geçiyor. Bakın totem bulduk, çok güzel. Güzel. Ona bir iksir bastık. Oh, sorry. I didn't want chaos. O kadar fazla vuracağımı tahmin edemedim. Vuruyormuş. Nereden bileyim? Güzel. Shadow Amulet üzerine bastığın zaman seni görünmez yapan bir şey. Oh. Haram haram. Şuraya bir ona da bir kalkan verdik. Güzel. Totemlerini buldum, imha ettim. Oh. O da onu çekti. Wow. Bayağı bir ulti attım, bir şeyler oldu orada ama inşallah ölmüşlerdir dedim. Vallahi Glimmer'in keyfi aldım. Ne oluyor oğlum? Öldü. Zortladık. Bakacağız, bakacağız. Bizim Keri işler pişiriyor. Evet, bu neciymiş? DBA bonusu. Tabii. Dakika başına altın. Bal bal. Evet. Hemen şu totemlerimi getir benim. Kurye. Şöyle bir şuraya doğru inelim. Rakibin totemlerini bulup kırmak benim için çok önemli bir namus şeref meselesi. Artık görünmez olabileceğim. Kendimi bir nevi daha güvende hissediyorum. Tabii ki bu yani tamamen güvende olduğum anlamına gelmiyor olsa da bir nevi daha çok güvendeyim. Ya bir şuraya gelir misiniz? Keridir bilmem nedir, bir gelsin şuraya. Al ama. Ah, ben keriyim artık. Keriyim ben.
Benim keri. Mana bastım size. Şuraya bir totem atalım. Hop, dodge. Mükemmel bir dodge ile oyunculuğumu yine konuşturdum. Wakiron, genç yetenek, wow. Bebezin amına koysun. Beni becerecekler. Wow. Onu görünmez yaptım. Kendim gidip canımı doldurup geleceğim. Oh. God Scepter iyi olabilir. Aghanim Shard ile ne kazanıyorum ben? Ekstradan bir yetenek daha. Ya bir Refresher Orb mu alsam, ne yapsam? Bilemedim. Bir God Scepter alalım. Ama iki tane koruma eşyası, hangi birini kullanacağım ki, değil mi? Hangi birini kullanacağım? Bir Aether Lens bence daha iyi olacaktır. Daha uzaktan eşya kullanımını, pardon, daha uzaktan aktif, daha uzaktan yetenek kullanımını sağlayacaktır. Üçüncü de iyi ki yanlış söylemedim. Ne oluyor lan? Konuşmayı unuttum. Bak, benim totemlerimi her seferinde kırıyorlar. Ahlaksızlık bu. Bu bir savaştır. Hey guys, I need helping for the dewarding here. This guy is always dewarding my ward and I'm really feeling bad about this issue. Help me please. See? Niye böyle bir şey yaptı arkadaş? Windranger bro. Benim carry yardırıyor ha. Carry vallahi yardırıyor. Wow, chat. Wow. Gördünüz mü pacı? Nasıl fokuslanıyor? Tabii ben burada görüşlerini sürekli taze tutuyorum. Sen vereceksin ki onlar da alacak yani. Bu iş böyle. Bu iş böyle. Ben de görünmez olacağım. Benim eksiğim ne? Aa, benim adamı belliyorlar. Çok fena dövdüm ama. Uf, çok güzel tamamlamadı mı? Bir mana bastım sana. Bir Glimmer Cape Zord. Şuradaki yeteneği geliştiremedim ya. O üzdü beni. Hadi bizim Kerry bir bunlara bir ayar ver de. Helal olsun diyeyim sana. Adam zamanda geriye akıyor ya. Wow, chat. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın, bu benim gördüğünüz gibi kuryem. Bu kurye diyorum ki kardeş, sen gizli dükkana git hele. Bak, gizli dükkana gidiyor. Görüyor musun? Pop işinde bunun Lotus Orb var. Ya. Yanlışım varsa düzeltin. Gizli dükkana gitti. Şimdi şunu aldırıyorum. Hop, geri getirtiyorum. Aether Lens'in bir parçasını gizli dükkandan aldıracağız. Şuradan.
Evet, o bana getiriyor eşyayı. Bir tane daha bu arada eşya almam gerekiyor. Ne alacağız? Bence üzerimize birazcık dust taşısak iyi olabilir. Tamam. Şöyle bir mide doğru gidelim. Bu oyun iyi oynadığımı düşünüyorum. Sizlere de oynadığım şampiyonu güzelce anlatabildiğime inanıyorum. Umarım her şey yolunda ve güzel ilerliyordur. Evet, kerimiz tıkır tıkır kasıyor. Burada yine totemim kırılmış benim. Yine totemim kırılmış. Onu yapanların totemini kıracağım. Her tarafa. Ahlaksız totem atıyor mikrop. Güzel. İyi oldu. Evet, karşıdaki destek de benim gibi kötü oynuyor. Fark ettiniz mi? Yani ben çok kötü oynamıyorum da. İşte o da totemini her zaman aynı yere atıyor. Ben de her zaman aynı yere atıyorum. Aramızda bir kavga var sürekli. Görünmezim. Taciz edildim. Tecavüz edildim. Hunharca becerildim. Çok kötü hissediyorum. Ama ben desteğim. Bana öyle fokus atması. Bilemiyorum ama. Benim Kerim hepsini beceriyor. Wow. Benim Kerim adamların amına koydum. Oh. Weaver, I love you bro. You are the best. Best of best. Thank you. Thank you bro. I have trusted you and I'm feeling really good about this decision. I'm proud of you. Thank you. Well played. Amına koyayım, ben bunu der demez niye ölüyorsun ya? Adama o kadar övgü yağdırdım, herif öldü ama telef oldu, araya gitti herif. Anlık nazar nedir? Nasıl değdirilir? İzle öğren. Nazar rehberi. Totem alacağım. Orada neler oluyor öyle? Şimdi Q yeteneğim biraz vuruyormuş. Şöyle fazla efil efil vurmuyor açıkçası. Yalnız bunun vuruş menzili bayağı yükseldi. Yani ikisini aynı anda istifleyebilirim. Evet. Şuraya bir normal vuruş, şuraya da bir yetenek. Şöyle çekersem ikisi birden istiflenir diye inanıyorum. İnşallah olmuştur. Hepsini yaptım. Umarım doyarlar. Aşağıdaki olmuş mu? O olmamış. Olsun. Bu kadarına da şükür. Güzel. Eteral şehir alabiliyoruz bu arada. Anice orada. Burada görüşler olduğuna inanıyorum. Hey Wind Ranger, I need the warding. Can you help? You. Her zaman aynı yere atıyoruz. Hiç farklı yere atmıyoruz arkadaşlar. Bu bir sidik yarışıdır aramızdaki. En çok ben totem atacağım. Bizim orta, bu adamların orta kulesi niye duruyor? Guys, let's we take this mid lane turret. We need to take it. Push please. Game need to open from the mid lane. Come on, help. Help mid please. Weaver, come here please. Güzel. Şöyle bakalım. Burada totemleri yok. You need to attack carries. Okay, be careful. The enemy's middle tower has fallen.
They want. Hey Patch, do your work. Hey, they don't see you, bro. Just do it. Hey, Patch, pull him. Abo, bunların can çalması var. Benim takımın hepsi götten yemiş. Allah affetsin. Bro. Bro. Aslında bu eşyaya değil de. Kulenin menziline oradaki Rubik çok güzel değil mi? Bence çok güzel. Hafiften bir geri çekileyim. Şuradaki XP falan alayım. Oo, ultim 3. seviyede. Çok güçlü. Tamam. Şunları bir ben koyayım. Bir görünmezlik basıp şurayı totemlemeye gideceğim. İyi bari bir şeyleri yokmuş burada. Güzel. Burada görüş sahibiyiz. Görüş sahibiyim deyince aklıma bir nevi küçük komik bir şey geldi. Oynadığım oyunlardan bir tanesinde mezbaa sahibiyim. Galeri sahibiyim gibi garip garip nickler alan kullanıcılar vardı. Onlar aklıma geldi. Bu herifler ittiriyor. Evet. Şuraya totemimi kırmaya gelecekler muhtemelen. Oo! Çok iyi değil miydi? Well played, bro. It was amazing. Şimdi şu Ethereal Blade'i iyi kullanmam lazım. Şunu şuraya alalım, stat versin. İnanılmaz. Şuraya bir yaklaşalım. Evet, Weaver gene öttürüyor milleti. Ne yaptın Weaver? Ne yaptın deli manyak herif seni? Aa, Weaver ölmedi. Bu adam öldü. Hacı kurtardım biraz ama. Bu neci burada? Yes.
Ulti biraz araya vermiş gibiyim ama olsun. Orada birazcık göz daha verdik. Geriye çekilmelerini sağladı. Şunu şöyle atacağım. Yakınlara, bir yerlere. Bizim totemler gidiyor. Görüşler gidiyor. Gözümüzün önünü göremiyoruz. İyi bari. Burada kendimi güvende hissetmek istiyorum. Oraya attığım totem her ne kadar başarısız gibi dursa da oraya onu kullandım. Aslında bu dakika başı altın olayı daha iyi şu an herhangi bir başka tarafsız eşyadan. O yüzden onu kullanmayı düşünüyorum. Bir Lotus Orb iyi olacaktır ya. Belki de. We need help at the top side. Help. Evet, Ethereal Blade götümü kurtardı orada. Kabul ediyorum. I'm coming for killing her. Wow. Bro, why you go back? Evet. Şimdi belki site alabilirim. 30 zeka veriyormuş ama. İşte Lotus Orb alacağım. Ya da tek yemeyeyim. Ion Disk alıp takım arkadaşlarıma mı kullanayım? Bir sürü seçenek var. İşte oyunda en çok tıkandığım nokta bu aslında. Lan, wow, dur, almayacağım bunu şu an. Bir şey almam lazım. 3K para var. Guys, what is your suggestion for items? I need help. What shall I buy? What shall I buy, team? Please suggest me something. Help me for the items, please. Hey. Found more damage. Maybe solo crest. Solo crest almam istiyorlar. Oh yeah, make a bit, make a bit. Öldüğümde Chain Frost pek... Oh. Aa! Çok kötü şeyler oldu orada. Saniyeler içinde bok oldu oyun. Hiç dikkat edemedim bak. Adama araya verdiler. Benim kurye öldü. Benim kurye niye gelip orada eşyaları teslim etmek yerine ölmeyi tercih etti? Çok garip şeyler yaşandı ya. Üzüldüm.
Yok abicim, yetmiyor ki. Oraya totem atacaklarını biliyorum. Oğlum her yere bundan bırakıyor bu herif. Ne, beleş mi bu? Kodum. Aa, Zula'dan alabiliyorum eşyalarımı galiba. Güzel oldu. Yine birini mi öldürdüler ya? Ya bir yarım saniye bir boş bırakın be abim. Allah rızası için ya. Onu nasıl dojladın? Kurban olurum sana. Bro, take a position. Please do not play as an NPC. Jeez. Şimdi bak. Koridoru kazandık. Elimizden geleni yaptık. Okay bro, we understood every single word of you, okay? If you want to make a conversation, you need to use global language English. Okay. Evet. Moral bozmaya gerek yok. O yüzden GG yazıp geçeceğiz. Oynadık işte. Bir oyunun sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya, anlatmaya çabaladım. İşte MMR düşük olunca herkes saçma sapan hareketler yapabiliyor. Yani koyun sürüsü gibi birbirinin ardına ölüp durabiliyorlar. Yapabilecek bir şey yok. Hani skorda da öndeyiz ama oyun skordan ibaret değil. İnsanlar doğru yerde doğru şeyleri yapmadılar. Kerim sadece tek başına girip takım savaşlarında 1v5 vesaire atmaya çabaladı bir kere kill aldıktan sonra. Öyle. Yani öyle bir oyun. Belki ben eksik oynamışımdır, bilemiyorum. Kendimi böyle toz kondurmadan sunuyorum sizlere ama velhasıl bir bölümün daha sonuna geldik. Bir beğeniye basmayı, ayrıca halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın.